Seha. Abi tamam her şey iyidir. Sağ ol abiciğim. Kıymetli Çukurovalı hemşerilerim, sevgili gazeteci arkadaşlar. Öncelikle davetime icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün sizleri buraya çok güzel bir haber vermek için davet ettim. Hepinizin sevdiği rahmetli amcam Ali Rahmet Fekeli'nin katili Abdülkadir Keskin güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Evet arkadaşlar, amcamın kanı yerde kalmayacak. Adalet tecelli edecek, hak yerini bulacak. Bu vicdansız ve aşağılık katilin yakalanması emniyet güçlerimizin eseridir. Üstün gayretlerinden dolayı Adana Cumhuriyet Savcımıza, Adana Emniyet Müdürümüze, bu operasyonda emeği geçen polis arkadaşlara ve diğer bütün kardeşlerime, önce kendi adıma, sonra bütün Çukurova adına teşekkür ediyorum. İstediğin gibi. Delil, şahit. Her şey var. Neden bahsettiğinin farkındayım. Merak etme. Tebrikler Fikret. Çok sevindim. Sevindin mi gerçekten? Pardon. Fikret. Zeynep, sen de mi buradaydın? Böyle bir olayı kaçırır mıyım hiç? Hoş geldin. Hoş buldum. Ya arkadaşlar, Fekela'yı kim öldürmüş biliyor musun? Kim? Abdülkadir Keskin var ya, hani şu Keskin Oto. Toroslar'da dağ yolunda kesiyor bunu. Elinde şırıngayla yanına yaklaşıyor. Ağam falan nasıl derken şah damarına bir sokuyor. Allah şak gidiyor orada. Ha, ona da sonra kalp krizi dediler. Bilmem ne dediler. Evet, Fekeli geliyor. Fekeli mi geliyor? Evet. Oo. Helal olsun be. Helal olsun Fikret Fekeli'ye. Aslan aslan. Amcasının kanını yerde bırakmadın. Helal olsun. Katilini helal adaletin olsun. Peçesine teslim ettin. Helal olsun sana. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun Fikret. Helal olsun. Helal olsun Fikret. Arkadaşlar. Karnın acıktı mı? Acıktı biraz. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Hadi. Eyvallah sağ olun var olun ama ben görevimi yaptım. Fekeli'nin yeğeni olarak amcamın katilini bulmak benim vazifemdi. Aylarda bu işin peşindeydim zaten Tahir Usta. Nihayet amacımıza ulaştık. Amcamın kanı yerde kalmayacak. Göğsümüz kabardı Fikret Bey. Fekele gibi yiğit bir ağaya, senin gibi yiğit bir yeğen yakışırdı zaten. Çukurovalıları artık asla bırakmazlar Fikret'i. Bırakmasınlar zaten Lütfiye teyzeciğim. Ne mutlu size. Öyle kızım, öyle. Vallahi helal olsun Fikret, bu işin peşini bırakmadın. Bravo sana vallahi ya. Biliyorsunuz amcam bütün Çukurova'nın babasıydı. O yüzden hiçbir zaman peşini bırakmadı. Sağ olun. Ne oluyor ya? Çarşı niye Fikret diye yıkılıyor? Fikret kim ki ya? Rengi bozuk kıytırık. Abdülkadir yakatmış ağam. Fekeli ağanın katili. Abdülkadir mi? Keskin Oto ha? Evet ağam. Doğru mu söylüyorsun lan? Abdülkadir denen kendini beğenmiş kazma mapusta mı yani şimdi? Vallahi atmışlar içeri ağam, öyle duydum. Güzel. Çok güzel. Çavuş. Buyur ağam. Bu Şermin'le Betül'den ne haber? Bulamadın mı daha? Ağam yeminle tırım tırım aratıyorum her gün. Çukurova olsun, Mersin, İskenderun, Antakya, Silifke'ye kadar bütün otellere baktırdım. Şimdi günlük evlere, pansiyonlara bakıyorlar. Bulduğum anda enselerinden tutup karşına getireceğim. Bana bak, elini çabuk tut. Bak sinirim yavaş yavaş yukarı yükselmeye başladı. Tepeme çıkarsa herkes yakarım haberin olsun. Bir an önce bul onları, anladın mı? Anladım ağam, anladım.
Ay yok burada da. Şu saksıların altına baksana anneciğim. Ha, burada, burada, burada buldum. Güzelmiş anne burası böyle. Geniş geniş. Tabii canım dedim ben sana burada çok rahat ederiz diye. Oh valla sessiz sakin pek güzel. Çok yorulmuştum ben de otel köşelerinde sürünmekten. Ay oh be. Çok şükür. Hadi sen oturma öyle çocuğum. Aç şu camları çok havasız kalmış. İçerisi havalansın biraz. Sonra da bir çay bak bakalım oradan. Demle de içelim şöyle mis gibi. Bir kendimize gelelim ha. Olur demleyeyim.